Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, canlı yayınla İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Stüdyomuzda Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sait Özcan bizlerle. Yine Mehmet Zeki Ergin Hocam bizlerle ve Londra'dan da inşallah Fikret Gültekin Hocam bizlerle. Hepinize hoş geldiniz. Önce Hoş en bulduk. uzağa diyelim Fikret hocama diyeyim. Hoş Allah razı geldiniz olsun. Yayınımıza. Teşekkür ederiz. Evet, siz de hoş hepinize geldiniz. Selamlar, saygılar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi neyi konuşacağız? Tabii dünkü mitingin yankıları devam ediyor. Hem içeride hem de dışarıda. Hem de demeyelim, özellikle dışarıda diyelim. Çünkü bu seçimi sanki Türkiye'den ziyade özellikle Avrupa'daki merkezler daha yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla İstanbul mitingindeki kalabalık Batı medyası için şok edici oldu. Bunu manşetlerinde de yansıttılar, ifade ettiler. Öte yandan Türkiye'de İstanbul'daki mitingden sonra, daha doğrusu sonra da demeyelim, hemen akabinde işte tahrik, provokasyon, kışkırtma yolunu, yöntemini tercih edenler oldu. Şimdi mitingdeki kalabalık gerçekten bu kadar bekleniyor muydu? Ve bu mitingin şöyle analizini yaptığımız zaman seçimi nasıl etkiler, seçmen tercihini nasıl etkiler bu? Yine seçime katılacak olan işte tarafları nasıl etkiler? Evvela bunu yorumlayacağız. Ardından da inşallah işte Erzurum diye devam edeceğiz. Şimdi tekrar başa almadan söyleyeyim. Nasıl etkiler? Valla geçen gün ben şeyden başlayayım. Yani İstanbul İl Başkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanı bir basın buluşması vardı. Bu basın buluşmasında İl Başkanı Osman Bey şunu ifade etti. Yani hedefimiz 1 milyon seçmenimizin buraya toplanması. Böyle bir hedefimiz var diye. Ama 7 Mayıs'ta açıkçası yani 1 milyon 700 bin insanın oraya toplanması büyük bir olay. Tarihi bir miting oldu. Yani AK Parti de bu kalabalığı aslında beklemiyordu diyebilirim. Yani günler öncesinden yapılan basın açıklamasında da hedef 1 milyondu. Çünkü yani CHP'nin mitingine baktığımızda 250 binlik bir alanı bile dolduramamışlardı. İşte hani sahayı da okuyan siyasetçiler bunu görünce bu 1 milyon 700 bin kişilik toplama gerçekten de hem Türkiye'de hem dünyada yankılandı. Bunu hiç kimse beklemiyordu ama gerçekten tarihi bir mitinge dönüştü. Yani işte AK Parti il yeni il teşkilatının Osman Kabaktepe'nin bunda etkisi olduğunu söyleyenler var. Yani düzenli, disiplinli bir organizasyon tertiplediler şeklinde. Sadece bu değil herhalde. Bir şey oldu herhalde. Son haftalarda bir şey oldu. Şöyle genel olarak seçim havasına baktığınız zaman. Yani seçmen tercihi çok hızlı mı değişti? Veya kararsızlar karar mı verdiler? Veya işte her seçimin son haftaları böyle mi olur? Yani son haftalardan ziyade açıkçası İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önceki seçimde tercih edilmesi belki AK Parti seçmeninde bir sıkıntı vardı. Yani AK Parti artık 20 yıllık bir iktidar süresini doldurmuş. Biz yeni bir isim, yeni bir yüzü artık seçelim diye. Özür dilerim. Evet. Ancak bu 3-4 yıllık süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı icraatlar sebebiyle bu sonuca doğru gelindiğini görüyoruz.
Yani burada İstanbul'daki belediyenin kötü gidişatı bunda etkili oldu. Kötü gidişatı, iş yapmaması, işte geldiği gibi mesela temel atmama törenleriyle kendini duyurması, İstanbul'da yapması gereken onca iş varken yapmaması, özellikle İstanbul trafiğinin halen eskisi şeklinde sürmesi, icraatlar üzerine icraatlar katmaması, yani çok büyük bir geliri olmasına rağmen hiçbir icraata imza atmaması ve mevcut işte hükümetle ters düşmesi. Mesela bir örnek verelim. İşte İstanbul'da şehir hastanesi yapılıyor ve metro çalışması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ben bu çalışmayı yapmam diyor. Ulaşım Bakanlığı devreye giriyor ve ben artık bunu tamamlamak gerekiyor diyerekten bu icraatı başlatıyor. Buna benzer birçok olay İBB'nin yapması gerekirken yapmadığı ve bunun İstanbulluların da dikkatini çektiğinden dolayı kararsızların, hatta CHP seçmeninin belli bir kesimin Ekrem İmamoğlu'nun iyi bir tercih olmadığını ve İstanbul'un artık değişmesi, hatta bir önceki seçimde Ankara'nın, İstanbul'un, Mersin'in, Antalya'nın bu gibi illerin CHP'ye kaymasının belki de bir pişmanlığı olacağını göreceğiz inşallah. Yani 14 Mayıs'ta özellikle. Şimdi şöyle, hani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u terk edip daha önce, yani işte tatile gitmesi, kayak yapmaya gitmesi veya işte kar İstanbul'u esir aldığında işte kalkıp da bir balık gemiye gitmesi filan. Evet. Şimdi bunlar bir tarafa, hani bunların izleri illaki kalmış ama şimdi özellikle seçim dönemi İstanbul'a şöyle bir mesaj verir gibi, yani siz nasıl olsa benimsiniz ya. Yani siz nasıl olsa bendensiniz. Evet. Benim sözümden hani çıkmazsınız. Benim arkamdasınız. Siz şurada durun. Artık nasıl duruyorsanız durun. Ben gidiyorum, seçimde çalışacağım filan. Şimdi bu mesajı İstanbul sanki almış gibi, yani şöyle şöyle almış gibi. Sen gülüyor musun? Tamam, o zaman bay bay, yani git gibi. İstanbul'u affetmiyor sanki daha önceden olduğu gibi diyebilir miyim? Ben biraz şöyle okuyorum. Yani geçmiş seçimlere de bakaraktan eskiden belki bu sistem işliyordu. Yani bu CHP yönetimi olsun, diğer koalisyon hükümetlerinde olsun. Hükümetler iş yapmadığında belki seçim dönemlerine yakın işte ya hükümetin ya veya belediyelerin yaptığı iş ve icraatlerle halkın o geçmişi unutup tekrardan bunlara oy verdiğini görebiliyorduk. Ama şu anki dönemde şöyle bir durum var. Sosyal medya çok aktif, teknoloji gelişmiş, televizyonlar, insanlar artık özgür bir şekilde ifadelerini, sözlerini, cümlelerini, konuşmalarını ifade edebiliyorlar her platformda. Bundan dolayı anlık olarak CHP, işte AK Parti, İYİ Parti veya başka parti fark etmiyor. Kimin ne icraatı varsa neredeyse güncel, canlı olarak ortalıkta. Yani görülüyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemdeki kar yağışında adamın çıkıp işte tatillerde gezmesi ve İstanbul'un bu kadar kar küreme aracı varken, bu kadar imkanı varken kar küreme araçlarının bile kayması, işte insanlara yardımcı olamaması, saatlerce insanların mağdur kalması, ondan sonra işte yağmur yağdığında bazı işte dere boyutunda olan mahallelerin sular alması, İstanbullu gerçekten dediğiniz gibi bu tür şeyleri affetmiyor. Ve geçmiş dönemden farklı olarak artık ben de varım diyor. Seçimleri değiştirebilirim, yönetimleri değiştirebilirim, beğenmediğimi değiştirebilirim diyebiliyor. CHP yönetimin bunu okumadığını fark ediyoruz. Yani her dönemde işte ceketimi asarım ve istediğimi getiririm. Bu HDP'de de aynı şekilde söz konusu, CHP'de de aynı şekilde. Onlar da aslında bunun farkına vardılar. Yani biz ceketimizi de asarsak artık olmaz
düşüncesi hasıl oldu ki işte görüyoruz yani yedili koalisyonun birlikte hareket etmesini buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında duramadıklarını yani hani anketlere pek güvenmiyorum ama anketlere göre bile neredeyse başa baş gittiklerini hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun 2 puan daha önde olduğu gözükmekte. Evet. Ama sahanın çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medya ile saha çok farklı. Sosyal medyaya giren genelde özellikle CHP tabanının mesela sosyal medyada olduğunu görebiliyoruz. Ancak Anadolu insanı pek sosyal medyada yok. Ve bunu da sahada, sandıklarda göstereceğine inanıyoruz. Evet. Şimdi Hüdapar. Hüdapar. Herkes Hüdapar'ı konuşuyor. Şöyle bir şey. İstanbul seçimine geri geleceğim. Hani oraya sizin de mutlak İstanbul'daki şey mitingine, İstanbul mitingine geri geleceğim de. Hüdapar'la ilgili işte aşırı derecede hiçbir ölçü tanımayan, hiçbir hak, hukuk, sınır tanımayan birilerinin yani saldırının dozajını sürekli artırdıklarını görüyoruz. Buradan bir şey elde etme projesi, planı, stratejisi falan neyse işte tutmadı gibi sanki. Aksine tutmadığını gördükleri halde de ısrar ediyorlar. Birkaç cümle bu, sonra İstanbul'daki miting. Şimdi birincisi diyorlar ki yani genel kanı şu, Hüdapar'a bu kadar yüklenmenin ana nedeni kendileri PKK ile kol kola girmiş, aynı kulvarda yol alıyorlar, aynı politikaları yürütüyorlar, aynı hedefe kilitlenmişler. Dolayısıyla bu marjinal görünen durumu halkın gözünde orijinalleştirmek maksadıyla. Ha, tamam yani biz evet PKK ile biz yürüyoruz ama onlar da işte Hizbullah'ın uzantısı tabirleri, onun kendi tabiriyle söylüyorum. Hüdapar'la yürüyorlar. Dolayısıyla bizimle onlar arasında bu konuda herhangi bir fark yok. Biz de politik davranıyoruz, onlar da politik davranıyor. Bu ama mesajı vermek maksadıyla. Ama bence tek mesaj, tek amaç bu değil. Yani ben gerçekten Hüdapar'ın onların dengelerini bozduğuna inanıyorum. Hani şu açıdan, yani Hüdapar'ı tanıyan, hani birincisi dengelerini bozmasının ana nedenlerden bir tanesi kafa kafaya giden bir seçim yarışından söz ediliyor ki sayı artık burada neredeyse anlamsızlaşıyor. Az bir katkı bile neticeye etki edebiliyor ve birincisi bu onların dengesini bozuyor. Bir diğer husus da şu, Hüdapar şu ana kadar hükümetin yani AK Parti hükümetinin veyahut da Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikalarına kayıtsız şartsız teslim olmuş bir parti değil. Doğru bildiğini yani doğru yapılan, doğru olarak gördüğü politikalara destek vermiş. Yanlış gördüğü politikaların karşısında da bile karşı durabilmiş ve eleştirebilmiş bir yapı. Yani ne körü körüne bir muhalefet yapıyor ne de körü körüne bir itaat söz konusu. Tam aksine kendi ilkeleri eğer doğru ise ilkelerine uyuyorsa ona göre tasdik ediyor, arkasında duruyor. İlkeleriyle çatışıyorsa, çelişiyorsa onun karşısında yer alıyor. Şimdi toplum bunun Hüdapar'ın bu tarafını görüyor. Bunu gördüğünden dolayı Hüdapar'ın kalkıp ilk başta daha AK Parti ile herhangi bir anlaşmaya varmadan ben evvel emirde her şeyden önce Cumhurbaşkanı burada Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde kayıtsız şekilde destekliyorum açıklaması halktaki tedirginlik duygusunun gerçek bir şekil almasını sağladı. Yani Hüdapar bir tehlike seziyor. Karşı tarafın, karşı cenahın bir araya getirilme şeklinden veyahut da politikalarından bir tedirginlik hissediyor ve bundan dolayı bu politikanın yani karşı tarafın politikalarını akamete uğratmak maksadıyla da
herhangi bir anlaşmaya varmadan Cumhurbaşkanı'nın arkasında duruyor, Tayyip Erdoğan'ın arkasında duruyor. Bu halkta sezinti şeklinde olan tedirginliğinin bir cisim, böyle bir şekillenmesine, gerçekliğinin ortaya çıkmasına neden oluyor ve bu da o tedirginliği duyan halkın gerçekten bütün var gücüyle Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmasına neden olduğundan dolayı karşı taraf, yani CHP, İYİ Parti ve onun artık onların uzantıları veyahut da artık ardırları neyse bunlar, bu şeyi gördüklerinden dolayı vücut kimyaları bozulmuş olarak aklı selimden uzak bir şekilde sadece saldırganlık duygusuyla saldırıyorlar. Sadece işte o akli olarak, yani mantıklı bir saldırı değil, bu güdüsel bir saldırıdır da aynı şekilde. Yani o yüzden ters tepiyor. Yani sadece işte biz PKK ile yürüyoruz, işte onlar da Hüdapar'la yürüyor, bizimle onlar arasında bir fark yok, biz de politik davranıyoruz, onlar da politik davranıyor mesajını vermenin ötesinde bu güdüsel bir saldırıdır. Yani Hüdapar'a şu an yapılan saldırıların mantıklılıktan ziyade güdüsel bir saldırı olduğuna ben inanıyorum ve o yüzden güdüsel saldırılar da genellikle ters tepiyor. Yani benim onların saldırılarının arka planında gördüğüm bu. Sadece mantıklı bir saldırı değil yani. Evet. Peki, şimdi İstanbul mitingine gelirsek. İstanbul Atatürk Havalimanı, yani yer. Bu yerin zihinlerde, bilinçaltında başka bir çağrışımı var. Nedir? İşte 15 Temmuz'un işte o zaman da yine Sayın Erdoğan'ın uçağının indiği, halkla buluştuğu nokta. Bu arka planın da oradaki kalabalığa etkisi olmuş mudur? Yani mutlaka olmuş. Fakat hani bu normalde Atatürk Havalimanı özel olarak seçilmiş bir alan değil. Normalde Yeni Kapı, yani anladığım kadarıyla yani şeylerden Yeni Kapı miting alanı tercih edilecekti. Fakat miting alanını değişik bahanelerle vermekten, belediyenin yaptığı bazı işlemler dolayısıyla miting alanı olmaktan çıkarmış bir vaziyette. O yüzden Atatürk Havalimanı'na mecbur bırakılmış. Yani Yeni Kapı'nın ulaşımı daha rahat. Marmaray İstanbul'u baştan başa gezen bir, yani kuşatan bir ray ve onunla herkes rahat bir şekilde oraya ulaşabilir. Yani Yeni Kapı'ya her yerden daha rahat ulaşılabilir. Çok daha rahat ulaşılabilir. İstanbul'un ortası gibi. Evet. Evet, yani her taraftan ulaşılma imkanı. Atatürk Havaalanı ise normalde sadece bir Aksaray metrosu, Aksaray Havaalanı metrosu var ki bu da yani çok az bir alana hitap ediyor. Onun hinterlandı çoksa. Ama buna rağmen o duygusal şey, yani sizin sözüne ettiğiniz 15 Temmuz Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın halkla buluştuğu, halkın onu artık gerçekten güvene aldığı yer olması hasebiyle o duygusal bağlantıyı hesap etmemişler. Büyük ihtimal olsaydı yani fark etseler istiyorsunuz kesinlikle yeni, yani kapıyı. Yeni kapıyı onlara açarlardı. Yani öyle. Benim kanaatim bu. Halkın şey, yani hani bu mitingin, bu kalabalığın seçmen tercihi üzerindeki etkisi tartışılmazdır yani. Şöyle ben şey yapayım, yani benim kanaatim, emin olun eğer Maltepe miting alanında bu altılı yedili artık kaçlı masa ise bu kitlenin yarısını toplamış olsalardı, şu an zafer naralarını çoktan atmış ve emin olun bizim hakkımızda, hani biz geldiğimizde asarız keseriz diyorlar ya, medreseleri kapatırız, bilmem neyi yasaklarız, şu an ellerindeki bütün enstrümanları harekete geçirerek bu eylemlerine başlamışlardı. O kadar etkili. Yani seçimi almış kesin gibi. Yani. Evet. Ve bu bir gerçektir ki ister seçimler olsun, yani milletin, yani daha doğrusu o alanda faaliyet edenlerin motive olabilmesi için psikolojik üstünlüğün olması gerekiyor. Yani bu savaşta da bu böyledir. Seçimlerde de bu böyledir. Başka mücadele alanlarında da bu böyledir. Yani ilk önce insan psikolojik olarak, yani ruhen üstün olduğunu kabul etmesi lazım. Allah-u Teala'nın
Yani siz üstün olduğunuz halde gevşekliğe kapılmayın demesinin hikmetlerinden bir tanesi budur. Yani insan ilk olarak psikolojik olarak üstün olduğunu bilmesi lazım. Şimdi evvel emirde bu seçim, yani daha doğrusu bu miting nedir ismi? Yani o üstünlüğü, o psikolojik üstünlüğü bizim tarafa geçirdi. Yani daha önce böyle çok aşırı hırçın bir şekilde bize saldıran, yani geldiğimizde kendi tabanlarını motive etmek maksadıyla bile hırçın bir şekilde bize saldıranların dili kesildi bir. Bir de o acaba kayıp edebilir miyiz? Neticede her tarafta biraz kendini güvence altına alma endişesini taşıyan kesimler var. Yani ya kaybederse endişesini, kaybettiği zaman benim işte falan falan şeylerin bir güvence altında olur mu olmaz mı endişesini taşıyanlar var. Dolayısıyla müzebzebin olan, bu şekilde hareket edenler var yani. Şimdi bu seçim, yani bu mitingin seçimin sonucunu, ki doğru haberin manşeti o şekildeydi, seçimin sonucunu bir hafta öncesinden belirlemesi o tereddüt içerisinde olanların saflarını belli etmesine ve o aktivite içerisinde olmasına neden oldu. Yani dolayısıyla özür diliyorum. Şimdi anketler yani çok sağlıklı değil. Anketlerin hani nasıl yapıldığı da çok belli değil yani bir yerde. Anketlere olan güvensizlik toplumda hani bulunduğu tarafın mevcut durumunu analiz etmede, tahlil etmede bir sıkıntıya yol açıyor. Yani acaba şu an diyelim ki Cumhur İttifakı gerçekten de bahsedildiği gibi %53, %54 hatta kimilerinin %55 dediği kadar var mı ki tereddüdüne yol açarken İstanbul mitingi, böyle bir miting bu tereddüdü ortadan kaldırdı yani. Kaldırdı şu diyor. Şu an yani neredeyse karşı taraftan böyle özel görevli birkaç kalem hariç şu an kendi zaferlerinden söz eden kimse yok. Yani hele bir de Maltepe mitingiyle kıyaslandığı zaman bu artık neredeyse kesinleşmiş. Onlar da safında bile kesinleşmiş. Ve şu an yaptıkları hani o saçma bazı iddiaları var ya. Evet. Yani işte Çamlıca Kulesi'nden mikrodalgalar mı? Sinyal yayacaklar. Yani hele şimdi yani açıkçası... Yani ilk önce bu dillendirildiği zaman yani ben bazılarının ironi yaptığını zannettim. Yani sanki dalga geçiliyor ama gerçekten adam inanarak söylüyormuş yani. Doktor yani söyleyen anket çalışmasına gidip de sen Kadıköy'de yaparsan sonucun ne olacağını az çok bilirsin. Evet. Şimdi tabii anket mesela, yani onlara hani sorarsan kendilerince çok teknikleri hani açıklayacaklardır. Yok işte Kadıköy falan değil diye de. Ama bu seçim için anketlerin çok daha manipülatif olduğunu herhalde söyleyeceğiz. Normalde bütün seçimlerde anketler evet. Öyledir. Yani ilk başlarda kimin tarafından yönlendiriliyorlarsa ona göre sonuç çıkarıyorlar. Son anketlerde ise kendi şirketlerini kurtarmanın derdindedirler. Neticede bir şirket var, bunu batıramazlar. Yani anketler zaten... Bu sefer doğruya yakın, yani gerçeğe yakın, gene tam gerçeğe... Yani yeteri kadar güvenilir olsa herhalde mitinglere ihtiyaç kalmaz. Bir yerde de var. Evet. Şimdi... Bir şey ilave edeceğim, kusura bakmayın. Hani bu niye hani normal AK Parti'nin yöneticileri bile... Ya da Cumhur İttifakı'nın yöneticileri, söz sahipleri bile 1 milyona yakın bir kitle beklerken 2 milyonun üzerinde kitle. Hani 1700 deniliyor, o sahada olanlardı. Yani daha dönüş yolunda olan yani vatandaşların daha gelmekte olanlarla karşılaştığı bir mitingden söz ediyoruz ha. Bizim evimizle miting nedir? Bu Atatürk Havalimanı arasında 4-5 kilometre ya var yok. 4,5 saatte ancak eve ulaştım. Bir de şu var. Şimdi az önce sosyal medyanın etkisi dediniz ya. Şimdi sosyal medyayı en iyi neresi kullanır dersek herhalde yine İstanbul diyeceğiz. Yani şöyle şu anda CHP ve bileşenleri sosyal medyaya çok güveniyorlar. Ve sosyal medyanın en çok etkisi altına alacağı, etkileyeceği yer ise metropoldür.
Ya yani İstanbul'u. O zaman burada da bir terslik ortaya çıktı. Yani aksi bir durum ortaya çıktı. Yani burada da bir hesap döndü, alt üst oldu gibi. Yani şöyle şunu söyleyeyim ilk önce. Hani darbe esnasında millet böyle bir endişeyi, yani ümmet daha doğrusu bir endişeye kapıldı ya. Yani 20 yıllık, 20 yıla yakın bir kazanım var. Böyle tabii bu 60-40, 50-60 yıllık bir birikimin neticesi olan bazı kazanımlar ve neredeyse bir gecede gidecek endişesi, ölümüne halkı nasıl sokağa döktüyse, ki sadece İstanbul değil, yani İstanbul havaalanı simge olmuş, Şırnak'tan Edirne'ye kadar ümmet bilinci taşıyan, ben kendini ümmetin bir ferdi sayan herkes nasıl o canı pahasına meydanlara inmişse, bugün de yani ben ümmetin, yani Türkiye genelinde, geneli için söylüyorum, böyle bir endişeye kapıldığı ve bu endişenin sevkiyle o meydana aktığını düşünüyorum. Yani. Peki. Ve gerçekten öyle bir tehlike, öyle bir endişe var yani. Var. Evet Fikret Hocam, şimdi size de aynı soruyu yöneltelim. İstanbul mitinginin hem bu kalabalığının sebepleri hem de sonuçlar üzerinde şöyle bir okuma yaparsak ne deriz? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi AK Parti 2002'de iktidara geldi. Şimdi 2023, yani işte 21 yıldır iktidarda. Ben sanmıyorum, şu ana kadar benim okumalarım, benim görmelerim bu kadar yıl iktidarda kaldığı halde hala biliyorsunuz iktidar olayı yıpratır. Yani iktidar olayı olmak herkesin çok fazla uzun vadeli, uzun süreli götürebileceği bir iş değildir. Dolayısıyla da her şeye rağmen eksiklikler, her şeye rağmen noksanlıklar, her şeye rağmen yanlışlıklar olmuş olmasına karşılık halk işin farkında. Halk işin bilincinde. Bu kadar kişiyi bir alana siz zorla getiremezsiniz. Siz bu kadar kişiyi evinden çıkarıp bu alana getiremezsiniz. Bunun olabilmesi için bir aşk olması lazım. Yani insanlarda bir inanç olması lazım. İnsanlarda bir şuur olması lazım. Yani bu kadar işte 2 milyona yakın insanın orada bulunması kanaatimce çok çok önemli ve tarihi bir hadiste. Bu kadarlık iktidar ve bunun neticesinde belki bazılarına göre son kez iktidar olabileceği hesap edilerek böyle bir kalabalığın toplanması mümkün görünmüyor idiyse de neticede şu anda gelinen nokta hakikaten en azından inançlı insanların açıkçası şifa oldu sadırlarına. Yani bu inanıyoruz ki o yolda yürüyen, o aşkla yürüyen bütün insanlara bir heyecan verdi, bir güzellik verdi. Tabii halk işin farkında derken sadece kuru kuruya işte bu miting çok önemli, memleket ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bundan dolayı da hep beraber Erdoğan'ı destekleyelim, onun mitingine gidelim. Halk bunun için insanlar oraya gelmedi diye düşünüyorum. Bununla beraber yapılanlar ortada, bununla beraber icraatlar ortada. Halk bunu görüyor. Yani insanların bir noktada sağduyuları, bir noktada akılları, bir noktada gördükleri devreye giriyor. Ne demek? Yani zaten Erdoğan'ın da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da mitingde söz konusu ettiği icraatların tamamını halk bizzat görüyor, bizzat yaşıyor. Yollarından, hastanelerinden, köprülerinden, insanların gerçekten geçmişten kaynaklı bir takım karşılaşmış oldukları sorunların
ne derecede çözüme kavuştuğunu halk bir noktada görüyor. Ve bu bize halkın aslında her zaman bir sağduyu çerçevesi içerisinde kalarak meseleleri değerlendirebileceğini de gösteriyor. Yani siz ne kadar yalan üzerine bir şeyler bina ederseniz edin, halk bunu yutmuyor. Yani halk gözüyle gördüğü, halk eliyle tuttuğu, halk kendisine dokunan o güzellikleri mutlaka görüyor. İşte bu mitingde bu halk bunu gördü. Benim görebildiğim, benim hissedebildiğim. Neden? Örnek olarak diyorum, eğer karşı tarafın çok daha güçlü argümanları olmuş olsaydı, karşı tarafın projeleri şimdi Erdoğan'ın açıklamış olduğu veya gelecekte yapmayı vaat ettiği bir takım şeylerin önünde olmuş olsaydı, o zaman halk, ben inanıyorum, buna inanır ve bu derecede karşı tarafa, yani o Millet İttifakı'na destek olsun diye Erdoğan'ı yalnız bırakabilirdi. Ama biz görüyoruz ve bir Millet İttifakı'nın temsilcisi olduğunu, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen zat, benim asrımın projesi veya benim en büyük projem dediği bir projeyi tanıtırken ekrana çıktığında belki bir küçücük bir kağıt parçasını eline almak suretiyle işte benim projem bu demek suretiyle insanlara bunu gösterdiğinde, öte taraftan icraî olarak görülmüş olan köprüler, barajlar, ekonomik anlamda, hukuki anlamda, işte insanların refah seviyesini yükseltilmesi noktasındaki bütün aksaklıklara rağmen o gördüğü şeylerle bunu karşılaştırdığı zaman iktidarın yapmış olduklarını çok daha güçlü, çok daha esaslı ve çok daha verimli. Karşı tarafın ise sadece ifadeden kaynaklı olarak, yani sadece sözlü bir takım şeyler olduğunu görüyor. Bunu biz sadece söylemiyoruz. Sokağın nabzını da yokladığımız zaman insanların söylediği şey güven vermiyor. İnsanların söylediği şey, şu ana kadar onlar bu ülkeye nasıl bir şey kattılar? İnsanlar şu ana kadar gördükleriyle, insanlar şu ana kadar duyduklarıyla bu insanların Müslüman kesimin sadece örtüsüyle, sarığıyla, camisiyle, medresesiyle uğraşmaktan başka ne yaptı diye insanlar bunu soruyorlar. Bu ne anlama geliyor? Her şeye rağmen birçok noktada belki toplumun içerisinde eleştirebileceğimiz çok çok özellikler olmakla beraber, ama biz inanıyoruz ki insanlardaki bu sağduyu bu hakikatleri ortaya çıkarıyor ve bu kesimin, yani Millet İttifakı dediğimiz kesimin başını CHP'nin çekmiş olduğu, hasreten başını CHP'nin çekmiş olduğu bu ittifakın aslında bu ülke için bir fayda değil, daha ziyade bir zarar, daha ziyade bir mandacılık anlamına geleceğini halk çok iyi biliyor. Ve işte bunun bir tepki olarak, bunun bir yansıması olarak ve diğer konuklarımızın da dediği gibi hissederek, yani onların iktidar olmasıyla, Sayın Erdoğan'ın veya Cumhur İttifakı'nın hakim olmamasıyla birlikte ülkeyi nelerin beklediği bir ölüm kalım mücadelesinin eşiğinde olduğumuzun da halk farkında. Bu iki bütünlüğü, yani karşı tarafın basiretsizliği, karşı tarafın projesizliği, karşı tarafın tamamen havadan sudan veya İslami hassasiyetlere dokunan bir takım açıklamalarda bulunması ve icraî olarak hiçbir şey ortaya koymaması, netice itibariyle insanlarımızda bu sağduyu söz konusu oluyor ve böylelikle de bu toplanmalar çok büyük bir karşılık bulabiliyor. Benim okuyabildiğim kadarıyla bu gerçekten, bu aynı zamanda bu seçimin de galibinin kim olduğunu gösterdi bence. Yani şimdi biz okuma yapıyoruz değil mi Sayın Yaman? Okuma yapıyoruz. Diyoruz ki ne oluyor ki bu insanlar burada toplanıyor? Bizim de şöyle çok net bir okumamız var. Geçen sefer de bir parça dile getirdim. Net bir şöyle bir okumamız var. Biz diyoruz ki eğer sizin ortaya koyduğunuz herhangi bir proje yok ve siz sadece başkasının yapıp ettiğini eleştirmekle meşgul iseniz, siz bu ülkeye bir şey veremezsiniz.
bir şey veremediğinizi halk da görüyor ve sizi yeniden iktidara taşımıyor, taşımayacağım. Dolayısıyla da ben hani işte 1979 yılında son kez iktidar olmuş olan, ondan bu tarafa hiçbir iktidar yüzü görmemiş olan CHP'nin bu dönemde de hiçbir, benim okumalarıma göre hiçbir şekilde bir iktidar, bu halk onları taşımayacak bu iktidara. Çünkü köken belli, yapıp edilenler belli ve halk da bunu görüyor. Bu tabii halkımız adına sevindirici bir durum. Ümit evet. ediyoruz ki Cumhur İttifakı büyük bir başarıyla çıkacak bu seçimden. Şimdi The Economist dergisinin ki artık çok sık Türkiye hakkında yazılar çıkmaya başladı son günlerde. Evet. Bugün de mesela Erdoğan gitmeli şeklinde açık ifadelerle bir şekilde bu seçimi kendi istedikleri doğrultuda işte yönlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi burada Avrupa için aslında biraz geç kalınmış bir durum mu ortaya çıktı? Yani Avrupa Erdoğan'ın gideceği konusunda veya küreselciler diyelim, yani daha özelleştirerek küreselciler Erdoğan'ın gideceği konusunda çok mu emindiler de son dakika bir şey mi, bir şok mu yaşadılar? Bu oradan nasıl gözüküyor? Evet. Şimdi bu açıkçası şunu bana göre gösteriyor. Dediğiniz gibi işte atmış oldukları kapaklarında Erdoğan must go, yani Erdoğan gitmeli ya da işte save democracy, yani demokrasiyi kurtarın, kurtaralım ya da o anlamda. Yani kendilerine göre şu anda Erdoğan sanki elinde silah ile, tankıyla, topluyla bütün ülkedeki kendisine muhalif olan insanları diz çöktürmüş, öldürmekle karşı karşıya, onların bütün haklarını, bütün hukuklarını ellerinden almış ve bütün gücüyle, bütün kuvvetiyle büyük bir diktatör olarak şu anda sanki varlık sürdürmeye devam ediyor gibi bir görüntü veriyor. Ve bundan dolayı da onun gitmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, yani durum bu mu? Yani bizim okuduğumuz, bizim gördüğümüz, bizim yaptığımız şey genelde algılar üzerinden bir operasyon yürütülüyor Sayın Yaman. Ne demek? Yani siz eline silah alıp size saldıran birine karşı sizin de kendi kendinizi savunma hakkınız var. Eyvallah, buna hiç kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama siz elinde silah olana yapılmış olanı elinde silah olmayan herkese karşı yapılmış gibi göstermek suretiyle, eğer bütün bir halkın sanki bu taarruz altında, bu baskı altında olduğunu söylüyorsanız, bu bir algıdır ve bu algıya da birileri kurban edilmek isteniyor. Ki biz bunu burada da görüyoruz. Bizim şu içinde bulunduğumuz coğrafyada maalesef %50'nin üzerinde bir Millet İttifakı'na yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla bu insanların da okumalarından, bu insanların da görüşlerinden biz şunu anlıyoruz ki, yani şu anda sanki bir halk orada katlediliyor. Bir halk şu anda orada yok olmakla karşı karşıyadır. İşte bizim yapıp edeceğimiz tek şey bu halkı bu kıyamdan, bu kıyımdan, bu zulümden, bu katliamdan kurtarmak. Bugünkü görevimiz, bugünkü vazifemiz bu şekilde bunu devirmek suretiyle biz bu halkı bu katliamdan kurtaracağız. Oysa herkesin dediğimiz gibi kendine göre mücadele verdiği alan, elinde silah olana karşı yapılan bir mücadele. Bundan ziyade sanki bütün bir halk kitlesi bir katliamla karşı karşıyaymış gibi görülüyor. Bu bir. İkincisi de onların atmış oldukları bu manşetten şunu da anlıyorum. Gerçek anlamda bu olayın böyle olmadığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani niçin gitmeli? İllaki gitmeli. Şimdi bir ülke, çünkü o ülkenin içerisindeki lideri %50 oy alıyor. İstesek yani 3 aşağı 5 yukarı %50 oy alıyor. Bu ne demek oluyor? Yani bir ülkenin yarısı olmuş oluyor. Seçmen işte bu kadar milyon seçmen var. Bu kadar milyonun yarısı bu insanı destekliyorsa, siz nasıl bir demokrasiye, nasıl bir insan hakları savunucususunuz ki %50'nin savunduğu ve %50'nin gelsin dediği bir kişiyi
gitmeli. Ne olursa olsun bunu devirmeliyiz. Ne olursa olsun buraya demokrasi gelmeli. Biz o zaman aslında o %50 olan kesimi tamamen onları da o safa yerleştirdik. Yani dediniz ki %50 olan kesim de onu desteklediği için onlar da o zaman bu ülkede olmasın. Onlar da gitmeli. Yani evet, onun savunucusunu yapan, savunucunu yapan o insanların da o ülkeden gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu gerçek bir şey mi? Yani bu onlar da inanıyorlar mı buna? Hayır. Ama bir mesaj veriyorlar. Bir algı yönetimi yapıyorlar. Ve böylelikle aslında onlar gibi şu anda onların temsilcisi konumunda olan Türkiye'deki Millet İttifakı'nın parçaları da bu zihniyettedir. Yani böyle bir aldatmayla halkı parçalamak, halkı bölmek, halkın iradesine ipotek koymak, bu onların da ahlakıdır aynı zamanda. Yani siz eğer birini savunuyorsanız, dolayısıyla o savunduğunuz kişinin değerlerine de saygı duyarsınız. Burada şu anda diyelim ki gitmeli dediğin an, bunu aynı zamanda Millet İttifakı'nın içerisindeki parçalar da bunu dile getiriyor. Gitmeli. Eğer siz demokrasiyi kurtarmak istiyorsanız onu getirmelisiniz dediği an, yarın öbür gün bu iktidarı ele, Allah muhafaza, diyelim ki sözümüz inşallah bir temenni şeklinde anlaşılmaz. Diyelim ki Millet İttifakı kazandı. Kazanması halinde şu anda o işte de ekonomisttir, Lipon'tür vesaire diğer batılı medyanın içine girmiş olduğu bu Türkiye'ye karşı ve daha da doğrusu İslami bir takım değerlere karşı açılan savaş fiili olarak yerinden yönetilir. Şu anda onlar uzaktan yönetmeye çalışıyorlar ama bunların iktidara geçmesiyle yerelden bir yönetim söz konusu olacak. Yani İslami hassasiyetlere, İslami değerlere yönelik savaş yerel yönetimlerle, yerel güçler eliyle daha aktif bir şekilde maşa olarak kullanılmak suretiyle ifa edilecek. Dolayısıyla buradan gördüğümüz kadarıyla bu bir zihniyettir. Bu zihniyet asla ama asla İslami anlamda çok cüz'i bir değer bile ifade etse bu onlar için gidilmesi gereken, atılması gereken bir güç olarak görülüyor. Onlar da kendi işlerini yapıyorlar. Çok fazla yadırgamamak lazım diye düşünüyorum. Peki. Tabii bu arada mesela bugün Amsterdam'da değil mi yanılmıyorsam oy kullanan oradaki seçmenlere yönelik bir saldırı vardı. Şimdi bu mitingle beraber gitgide şöyle bir öfkelenme, kontrolünü kaybetme, bir şekilde tehditle veya korku ve panik oluşturarak hani biz buradayız, gitmiyoruz filan mesajını verme. Bu Avrupa'da biraz daha mı kolay yani oralarda yani özellikle oy kullanan insanların üzerine saldırmak ve bunun birkaç gün içerisinde daha da artacağını düşünüyor musunuz? Yani şimdi bizim doğrusu şu içinde bulunduğumuz coğrafyada mesela biz de seçim için gittik, oylarımızı kullandık. Yani doğrusu böyle hani hazır tetikte bekleyip de böyle hani küçük bir şeyden bir kavgaya demin hazırlayan kimseler yok değil. Fakat elhamdülillah sağduyu hakim oldu ve düneyin, yani dün pazar burada oy verme işlemi bitmiş oldu. Kazasız belasız herhangi bir şey olmadı. Ama yani eğer siz o kesimin içerisindeki bazılarının o agresifliği gibi bir agresifle davranırsanız, davranmış olsaydılar buradakiler, ben inanıyorum çok daha kötü bir takım sonuçlar çıkardı. Tabii Amsterdam veya diğer Avrupa ülkelerinde de yani maalesef her yenilginin beraberinde getirmiş olduğu bir agresiflik doğuyor. Aynen biz de o düşüncedeyiz, biz de o kanattayız ki özellikle bu miting ve son zamanlarda icraî olarak iyili anlamda bir takım şeylerin topluma gösterilmesiyle, insanlara gösterilmesiyle şu son 10-15 gün içerisinde ciddi bir değişim oldu. Yani neredeyse 6-7 puana yakın bir
değişim söz konusu oldu. Tabii yine de dediğimiz gibi insanlar sözle değil icraatla hükmediyorlar. İcraat gördüğünde buna göre bir değer veriyorlar. Ve o icraatların da açıklanmış olması halkta çok ciddi manada bir ümit oluşturdu, bir dönüşüm meydana getirdi. Kararsız olanlar belki işte ona mı vereyim, buna mı vereyim şeklinde bir takım yanlış ya da eksik şey içerisinde bulunanlar net bir şekilde gördüler. Yani mesela basit bir şey söyleyeyim ben size. Ben bir video izledim geçen gün. Orada muhtemelen sizler de izlemişsiniz ama ilginç bulduğum için ben size anlatayım. Bir kişi de bir soru soruyor. Biliyorsunuz sokak röportajları bugünlerde bayağı bir arttı yani. İşte kime oy verirsiniz, niçin verirsiniz gibi soruyor birine. Kime oy vereceksin? O kişi diyor ki bu söyleyeceğimi yayınlayacak mısınız? Evet diyor, yayınlayacağız. O zaman ben size söyleyeyim diyor. Ben komünistim diyor. Benim dinle imanla bir ilgim yok. Ben üç bir örnek veriyorum. Bir örnek veriyorum. Benim dinle imanla bir ilgim yok. Ama bu ülkeye işi getirmişse onu da Erdoğan getirdi. Yani ben daha önceden Kürt olduğumu ben hiç kimseye söyleyemiyordum. Ben daha önceden cezaevlerinde gittiğimizde biz oradaki yakınlarımızla konuşamıyorduk. Bununla beraber bugün sözde işte Kürtlerin savunuculuğuna soyunan insanların geçmişte Kürtlere karşı yapmış olduğu katliamları da biz tutmamalıyız. İşte Dersin'de, işte Zilan'da, Şeşik sahiplerde vesaire. Bunların hepsinde CHP'nin parmağı var. CHP'nin eli var. CHP'nin ayak izleri var. Dolayısıyla eğer bu ülkede birisi bir fayda vermişse, özellikle de Kürtlere yönelik birisi bir fayda vermişse, bunu da Erdoğan yapmıştır. Demek suretiyle hakkı teslim ediyor. Dolayısıyla insanlarda olmakla beraber bu tip örnekler de çok yoğun olarak kendini gösteriyor ve bu sonuçların da bir şekilde Cumhur İttifakı'nın lehine sonuçlanacağını da bize gösteriyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi Atıncılara da selamlar. Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Tekrar stüdyoya döneceğim. Mehmet Sait Özcan ve Mehmet Zeki Ergin hocam bizlerle. Şimdi mitingden sonra şimdi o dediğiniz ifade gerçekten çok önemli. Yani eğer bu kalabalık Maltepe'de bir gün önce CHP ve bileşenleri tarafından toplanmış olsaydı, bu kalabalık değil pardon, siz bu kalabalığın yarısı. Yani 1 milyon toplasalardı. 1 milyon toplasalardı şu anda kesinlikle seçimi kazandıklarını ilan etmişlerdi. Ve fiili olarak. Fiili olarak ilan etmişlerdi. Şimdi bugün mesela Kayseri mitingi geçen günlerde Erdoğan'ın. Yine bugün Kırklareli ile Edirne değil mi sanırım? Edirne, Tekirdağ. Tekirdağ pardon. Hı. Tekirdağ ile Edirne mitingi. Yani oraların da nüfusuna göre kıyasladığınız zaman oralar da çok kalabalık. Evet. Yani sadece İstanbul değil. Bir de şu ana kadar CHP'nin kalelerinden sayılan iller. Yani evet, Edirne ile Tekirdağ. Evet. Evet, aynen öyle. Şimdi az önceki sorumu tekrar yani yönelterek Fikret Hocam'a sordum. Ekonomik krizin nasıl olsa Türkiye'de satın alındığını, yani o krizin halk tarafından satın alındığını, insanların işte sürekli enflasyon açıklanan yüksek enflasyon rakamlarıyla veya gittikleri alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, marketlerde karşılaştıkları etiketlerle, fiyatlarla nasıl olsa Erdoğan'ın karşısında bir şekilde bu seçimde oy kullanacaklarını düşündüler, buna inandılar ve bu noktaya kadar, bu zamana kadar da bu kabulle geldiler. Hesap edilmeyen, yani son anda şimdi ne değişti? Şimdi ne değişti derken hani sadece CHP'nin işte HDP ile bir arada olması mı etkili oldu, yoksa halkın bir şekilde ya Erdoğan'ın bu toplum için yaptığı şeyler zamlardan, işte enflasyondan falan daha kıymetlidir düşüncesi mi etkili oldu? Ne diyorsunuz? Vallahi hani Kılıçdaroğlu'nun son
figüranlığına diyelim. Yani baktığımızda kuru soğanla kendi mutfağında reklamını yapması. Yani bir tarafta Erdoğan bakıyorsunuz TOG yapıyor. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu işte kuru soğanla çıkıyor karşısına. Yani halkı ekonomik anlamda harekete geçirmenin belki de fiiliyatlarını ortaya koymaya çalışıyor. Kuru soğan 35. Ya da şöyle mi? Bu ekonomik kriz halk tarafından absorbe edildi. Yani bir şekilde alışıldı, bir şekilde hani geçiştirildi mi bu arada? Yani pek halkı enterese etmiyor gibime geliyor. Bu, şu anda. Şu anda. Çünkü yani Türkiye'nin yapıp ettiklerine bakıldığında gerçekten yani bu halk yapılanı görüyor. Ortada çok büyük icraatlar var. Çok büyük kazanımlar var. Yani bir tarafta SSK'yı batırmış bir müdürden bahsediyoruz. Diğer taraftan 2002'de hükümeti devraldığında işte yazar kasayla başbakanlığın başbakanlık konutunun önüne yazar kasa atan adamları hatırlıyoruz. O koalisyon hükümetleri döneminden bugün işte ders kitaplarının ücretsiz verildiği, hemen hemen birçok şehirde şehir hastanelerinin yapıldığı, birçok şehirde üniversitelerin artık bütün şehirlerde. Hemen hemen bütün şehirlerde üniversitelerin olduğu, buna benzer çok çok açılımlar, köprüler, yollar. Ama geçen yıllar, ki yerel seçimde hani bir soğanla patatesi sattınız diye bir hani şey yayıldı ya, o zaman etkili olmadı mı? Şimdi soğan patates. Hocamın şeysini bölmüş olmayalım ama yani açıkçası o halkın AK Parti'nin kendini beğenmişliğine bir tepkisiydi. Yani sadece o kuru soğan ile patatesin fiyatlarının uçuk olması, astronomik rakamlara ulaşması değildi. Yani hani şu an bunu herkes biliyor, sokaktaki herkes biliyor. Kuru soğan, patates bir de yumurtanın fiyatı belirlenemez yani. Bugün 5 kuruş iken yarın bir 10 liraya çıkabiliyor yani. Bir de şöyle bir durum var. Yani mesela diyelim çiftçi bir dönem soğan ekmez, soğan fiyatı yükselir. Bir dönem soğan çok eker, bu sefer soğan çöplük olur. Yani 3 lira, 5 liraya satılır. Hatta satılmaz bile. Bedavadan dağıtılır. Biraz da öyle olur. Yani Türkiye'de öyle. Patates öyle, soğan öyle, ona benzer şeyler öyle. Kılıçdaroğlu'nun yani kalkıp böyle... Affedersiniz ama yani ucuz numaralarla halkı kandırmaya yönelik bu çalışmaları ben PR çalışması diyorum. Belki de eğitilmiş bir çalışma. Yani arka planda işte şunu şöyle bunu böyle diyen bir ekiple çalışıyor. Şimdi bir taraftan otel odalarında 100 bin liralık gecesi geceliği 100 bin liralık dolar. Bir 100 bin dolar öyle mi? O yani dolarlar hesaplanıyor TL ile değil. Evet, yani tam rakamını da bilmiyoruz. 48 bin dolardan bile bir şey söz ediliyor. Bir taraftan bir geceliği bu şekilde otel odalarından mesajlar veren bir lider, diğer taraftan kendi fakirhanem dediği mutfağından soğan edebiyatı yapmak. Yani bu halkta tutmuyor. Şimdi diğer taraftan Erdoğan'a bakıyoruz. Diyor ki ya gel diyor Gebze'de fabrikası var. TOG yaptık. Tamamen yerli. Ve biz bunu artık Türkiye'ye vereceğiz, dünyaya ihraç edeceğiz. Ama adam daha TOG var mı diye şey yapıyor, çıkıp meydanlarda insanlarla alay edermişçesine işte yok TOG varmış, TOG yokmuş gibi söylemlerle halkı kandırmaya, kendi tabanını kandırmaya çalışıyor. Şimdi yani halk bugün bile görüyor. Sokak röportajlarında şey vardı, mesela İzmir'de sergilenen TOG için oradan geçenler diyorlar ki bu maket ve İtalya'dan geliyor. Evet. Oradakilerden birisi diyor ki hayır Bursa'dan geliyor. Yok diyor İtalya'dan geliyor. Şimdi inanmıyor yani şu anda bile. Mesela gaz için de Çaycuma değil mi? Çaycuma'daki CHP ilçe başkanı oradaki gazı övüyor. İşte burada gaz şu kadar çıktı çıkacak falan diye oraya giden Ali Babacan onunla konuşurken yok diyor öyle bir şey hani şaşırıyor sen nasıl böyle söylersin ne demen gerekirdi senin bu böyle bir gaz yok uyduruyorlar bu gazı hatta Putin gönderiyor işte bir şekilde burada alttan dönüştürüp çıkarıyorlar gibi şimdi yani o geçmiş dönemde hocam da ifade ettiği gibi belki AK Parti'nin 20 yıllık bir geçmişiyle ve biraz da kendini belki teşkilatın diyelim biraz da bir beğenmişliği ya da
zafer kazanmış edasıyla artık biz ceketimizi de assak kazanırız tarzı sahaya inmeden çalışmaları biraz da halkın işte biz de size gösterelim. O zaman AK Parti ders çıkardı diyorsunuz. Yani ders, bu seçimde biraz çıkardı. Çıkardığını düşünüyorum. Çıkardı. Ders çıkardı ki açıkçası İstanbul mitingini ben bu şekilde okuyorum. Sayın Erdoğan'ın gittiği bütün illerde bu kalabalığın, özellikle mesela bugün Edirne, Tekirdağ'daki bu kalabalığın bugün ifade ediyordu muhabir, 75 bin diyordu Tekirdağ'da bir katılım var bugünkü mitingde. Yani normalde öyle bir kalabalık yok Tekirdağ'da. Öyle bir Tekirdağ nüfusu ne kadar ki? Gibi. Evet. Dolayısıyla seçimin sonucunu aslında bu mitingler de biraz belirliyor. Anketlerden çok bu mitingler biraz belirliyor. İstanbul'daki mitingin de belki bu kadar kalabalık olmasının sebebidir ki Erzurum'da işte İmamoğlu'nun gidip orada bir karışıklık, bir provokasyona imza atması. Bir karşılığı olarak görüyorum ben. Şimdi Erzurum'da Hüdapar taşladı diyorlar. İşte Hüdapar olay çıkarttı. Hüdapar istemedi. Hüdapar işte hatta Hizbullah diye ekliyor. Ondan sonra kahrolsun diye devam ediyorlar. Küfretmeye orada hızlarını alamıyorlar. İstanbul'da küfrediyor. Ne oluyor? Yani Erzurum'da şimdi 3 Mayıs'ta normalde Kılıçdaroğlu'nun bir mitingi olacak. Erzurum'da. CHP İl Başkanlığı İl Seçim Kurulu'na müracaatta bulunuyor. Biz burada bir miting yapacağız. Mitinge izin verilmiyor. Burası değil, bir başka yerde yapabilirsiniz diye. Bunlar da yok, illa çarşı içerisinde bir yerde. Derken işte İl Seçim Kurulu buna izin vermeyince 3 Mayıs'ta yapılacak miting iptal ediliyor. Sonra 7 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu'nun geleceği, öncesinde tabii yine ilçe seçim kuruluna müracaatta bulunuyor. Aynı yerde istasyon meydanında biz bir miting yapacağız. Aynı şekilde cevabı alıyorlar. Burası müsait değil, burası güvenlik açısından sıkıntılı. Miting alanı var, orada yapın diye. Bir de şey, İmamoğlu miting yapamaz. Sadece parti başkanı miting düzenleyebilir. Yani YSK'nın son açıkladığı kararı. İşin o yönü ayrı belki. O gerçekliği de var. Bunlar bir hile içeriğe gidiyorlar. İşte o zaman halkı selamlama diyorlar. Esnaf ziyareti diyorlar. Ve İmamoğlu milletvekilleriyle birlikte, il başkanıyla birlikte gidip orada aynen o dedikleri yerde sözde selamlama, esnaf ziyareti adı altında bu sefer miting yapmaya çalışıyorlar. Orada normalde 1000 tane polis de var güvenliği sağlayan. Buna rağmen işte bir karışıklık çıkıyor. Derken polis müdahale de ediyor. Ancak İmamoğlu'nun söylemlerine baktığımızda, yani orada işte provokasyonu yapanlar, ki ilk etapta Hüdaparlar vardı, AK Partili, MHP'liler, bunlar hepsi bize saldırdı. Hüdapar'dan açıklama yapıldı. Bir tek ferdimiz yok orada dediler. Yani Hüdapar düşmanlığı açıkçası Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da ilk günden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklar açıklamaz gördük, başladı o saldırılar. Neredeyse bütün TV kanallarından muhaliflere yakın ya da muhaliflerin temsilcileri çıkıp Hüdapar'ı baştan aşağı sorgulamaya, işte Hizbullah'ın devamı olmakla, terörist faaliyetler içerisinde olmakla itham ettiler. İddialarda bulundular. Yalan iftiralarla suçlamaya, karalamaya çalıştılar. Ancak hemen hemen hepsi yalan. Ki Hüdapar yetkililerinin çıktıkları televizyonlarda kendilerini gayet iyi ifade ettiler. Ve gerçeklerin de öyle açığa çıkma gibi bir huyu vardır. O günden bugüne Hüdaparların kendilerini ifade etmediği yerlerde dahi Hüdapar'ın kitapçığının okunduğunu, aslında bu söyledikleri yalan ve iftiralara kendileri o kitapları okuyarak ya da meydanlarda Hüdaparların söylemlerine bakarak cevaplarını aldıklarını görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla Erzurum'da bir provokasyon varsa bu CHP'nin yaptığı bir provokasyondur. Ben şahsen İstanbul'daki mitingi gölgelemeye yönelik bir provokasyon olarak okuyorum. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir haber kanalında Ekrem İmamoğlu için en büyük sahtekarlardan birisi ifadesini az bile söylemiş.
Türkiye'de kullandım. Şimdi şöyle, o dünkü işte Erzurum'daki olayda taş atanlarla ilgili bizzat onların işte Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden olduğu taş atanların. İlk atanlar, yani taş atma işlemini başlatanlar. İlk atanların. Şeyin etrafında yani artık. Evet. Görüntüler var. Artık bir şey gizlenemez yani. Hani bunlar eskiden, bunlar yeni eğitim almaları lazım. 1920'den öğrendikleri eğitimleri var, değiştirmiyorlar. Bizim medreselerin kendi müfredatlarını değiştirmediği gibi bunlar da müfredatlarını değiştirmiyorlar yani. Her tarafta şu an bir kamera var. Herkes kim ne yaptıysa herkes görüyor. Yani artık eskiden olduğu gibi istediğin kadar yalan atma konusunda mahir ol. Neticede her şeyi gören, artık herkesin her tarafta bir kamerayla dolaştığı bir çağda yaşıyoruz yani. Bunlar kendilerini gerçekten hani bize gerici diyorlar. Onlar ultra gerici yani. Şimdi bugün CHP sözcüsü Faik Öztrak Erzurum'daki olaylarda taş atanların güya fotoğrafını paylaşmış. 2015 yılında işte başka bir yerde rastgele insanlar. Şimdi bunu bu yalan değil. Şunu diyeceğim, yani 2015 yılındaki hiç alakası olmayan bir fotoğrafı işte Erzurum'da bakın taş atanlar işte bunlardı ve derken bunu bilmemek. Kürtlerde bir tabir var diyor, hani Türkler de gerçi şey yapıyor, desteksiz yalan. Yo, şunu, yani insan yalan söylediği biliyor. Zaman bunun yalan olduğunu ve bunun yalan olduğunun bilindiğini biliyor. Bildiği halde bunu yapıyor. Bir de bilindiğini de biliyor. Yani bunun yalan olduğunu herkesin anlayacağını bildiği halde tabii, bunu yapıyor. Bir örnekle vereyim bunu. Yani Özgür Özel çıkıp bir televizyon kanalında geçen seçimde, 2018 seçiminde bu bedava traktör söylemini soruyor sunucu. İşte böyle bir vaadiniz var. Neydi o mesele diyor. Ya diyor arkadaşlarımız bir kampanya yapmışlardı. Bedava traktör. İşte sizin isminizi kullanalım, sosyal medyanızı kullanalım, böyle bir vaadimizi açıklayalım diye. Ben de çarpıcı işte, olsun. Çarpıcı olsun diye tamam dedim öyle. Yani yalan olduğunu itiraf ediyor zaten. Buna rağmen halka bu şekilde, yani ben sana bedava traktör diyorum ama seçim sonrası yine vermeyeceğim sana aslında. Bunu da söylüyor. Buna rağmen peşinden sürüklediği bir kitle var maalesef. Yani bu bir hani yalandır bir. Bu karşıdakini, muhatabını insan yerine koymamadır, onu aptal olarak görmedir. Sadece kendini bilen, kendinin dışındaki herkesin aslında aptal olduğuna inanan, gerçekte ise kendisi o sıfatta olan bir tavırdır yani. Bunu ifade eden bir tavırdır. Yani ne demek ki sanki senin getirmiş olduğun bu fıtara. Yani şu an öyle bir çağdayız ki akıllı cihaz, sen insanlar araştırma yapmasına bile gerek yok. Bu olayı araştır diye bota emir veriyorsun. Senin önüne o olayla ilgili ne kadar bilgi varsa senin önüne getiriyor yani. Ve adamlar hala o 1920'lerden kalma yöntemleriyle insanları kandırabileceklerini, insanların algısını değiştirebileceklerini, dolayısıyla kendi arkalarından sürü gibi sürükleyebileceklerini sanıyorlar. Zaten şu an onların sürekli mağlup olmalarının ana nedeni de bu yani. Böyle kendilerini çok zeki zannediyorlar, algıları yönetebileceklerini, tabiri caizse kendilerini yeryüzünün tanrıcıkları, yani deccalı olarak aslında bizim tabirimiz. Onların tabiri tanrıcıkları, dolayısıyla insanlara ben size inan, neye inanmanız gerektiğini ben size bildiririm tavrıyla insanlara yaklaşıyorlar ve Allah'a şükürler olsun insanlar da onlara derslerini iyi bildiriyorlar, derslerini iyi veriyorlar fakat bunlar ders almıyor. Yani değil ki halk onlara ders vermiyor. Şimdi Erzurum olayında şöyle bir durum da söz konusu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bir kere İstanbul Belediye Başkanı olarak oraya gidip, hatta bırakın Erzurum'u, şehir şehir dolaşmasının da aslında yasal anlamda nasıl bir yasallığı var açıkçası ben anlamış değilim. Ve mesela olay sonrası valiyle konuşma görüntüleri var. Bir belediye başkanı, ki normalde resmi anlamda bir adayı da değil, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaadi var. Vaat edilmiş kendisine. Yani böyle bir hayalle oraya gidip bir... Yani halkın kendisine oy vereceği de yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey de yok. Yani normalde Kılıçdaroğlu aday, kendisi Cumhurbaşkanlığı yardımcı vaadi ile dolaşıyor. Ve İstanbul'da normalde görev süresi devam eden, halkın 16 milyon... milyonluk bir şehri yönetecek bir yetkiyi vermiş bir insan kalkmış şehir şehir dolaşıp Cumhurbaşkanı yardımcı vaadiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ben burada hükümetin biraz pasif davrandığını da açıkçası görüyorum.
Yani yargıyı işletmek belki seçim öncesinde onların da mağduriyet algısına hizmet edebilir endişesi var. Yani işte ben onlar da aslında bunu yapmak bunu bekliyorlar sanki. Bu ben dolaşıyorum sen de ama, haydi benim için bir şeyler yap falan. Bu adaleti zedeler ama ikincisi valiyle konuştuğu görüntüler var. Yani bir belediye başkanı ki yetkisiz bir belediye başkanı. Yani gittiği ilde normalde hiçbir yetkisinin olmadığı bir ilde bir vatandaş olarak vali fırçalamaya kalkıyor. Bu görüntüler var. Bu bile suç. Yani bunun üzerinden bile işlem başlatılsa ama normalde. Kendisini şöyle görüyor. Yani ben burada Cumhurbaşkanı yardımcısıyım ve vali benim altımda. Yani bu böyle bakıyor olay. Kazanılmamış bir hak üzerinden bunu şimdi ifade ya, etmek, iddia etmek. Geçen gün bir kanalda böyle bir bilgi paylaşıldı. Deniyor ki CHP tarafından İstanbul'daki hakimlerin tamamı telefonla aranmış. Ve biz başa geliyoruz. Sizin pozisyonunuzla ilgili sizi bilgilendirmek istedik. Yani bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Nerede görev yapmak istersiniz? Nasıl bir hukuk öngörüyorsunuz? Tek tek aramışlar hakimleri. Neden yani hakimler? Tehdit etmişler yani. Yani neden hakimler? Budur yani. Bunun başka bir izahatı yok. İstanbul mitinginin seçim sonuçları üzerinde etkisi olur mu sorusu aslında hani hiç sorulmaması gereken bir soru. Adam kendine o kadar güvenmiş ve öyle bir algı oluşturmuş ki bir telefonla yani böyle çok tarafsız diyorlar ya, hukuk tarafsız kalması gerekiyor. Cumhurbaşkanı müdahale etmemesi gerekiyor ki Cumhurbaşkanı şu ana kadar herhangi bir olaya dahliyle ilgili bir şey yok ama onların açıkça var yani. Yani durumunla ilgili, statünle ilgili, bilmem neyle ilgili ne düşünüyorsun diye sormak, telefonla aram, biz geliyoruz işte. Bunun tek bir izahatı var, onları tehdit ediyorlar yani. Evet. Yani tehditle bir bir de bir şey hakim dediğiniz Yüksek Seçim Kurulu'nda görevli kişiler bunlar. Yani seçimi doğrudan etki... Bir cümle ekleyeyim. Tabii. Yani hakimleri aramaların anlamı bence biz geliyoruz. Biz geldikten sonra yani yargılayacağımız çok insan var. Bu insanları yargılayacak kişiler de sizlersiniz. Sizi de istediğiniz yerlere biz atayacağız. Dolayısıyla bu mesajı da veriyorlar. Yani Allah fırsat vermesin. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın göreve yani son bundan önceki dönem göreve geldiğinden bu yana pandemi, deprem ve tabii pandemiyle alakalı ekonomik kriz de, demeyelim, ekonomik daralma diyelim. Döviz. Pandemiden önce Trump'ın Bronson üzerinden Trump açık faktör. Savaşı, evet. Yani bu ekonomik savaşı. Rusya, Ukrayna. Bunlar büyük olaylar. Yani pandemi dediğiniz şey çok büyük bir hadise. Çünkü bütün dünyayı etkisi altına almıştı. Yani pandemiyi tek olarak ele alalım. Evet. Avrupa kendisini hani onların tabiriyle. Biz bahçeyiz, bizim dışımızdaki her yer orman. Ya onlar vahşi yaşam, henüz insanlaşmamış, henüz yamyam. Üçüncü dünya ülkeleri. Üçüncü dünyanın yamyam. Ama o biz bahçeyiz dedi, böyle o kibirle yaklaşan Avrupa var ya, böyle nefessizlikten boğuldu. Pandemi döneminde nefessizlikten boğuldu. Kendi hastalarını, onların ihtiyarları bakımsızlıktan kendi haşa hani bu tabir kullanmak doğru değil ama anlaşılsın diye pislikleri içerisinde öldüler maalesef. Hatta ölüme terk edildiler maalesef. Bakın kendilerini bu kadar kibirli gören ve bu dünyanın cenneti olarak sunulan, yani onların Zeus'un cenneti olarak halklara sunulan bu ülkeler nefessiz kaldı. Kendi ihtiyarlarına sahip. Yani 65 yaş üstünü resmen ölüme terk ettiler. Yani artık yani Almanya, İngiltere, İtalya bunlardan bahsediyoruz. Tabii ya yani evet. Bu şey yıllık bütçeleri trilyon eurolardan söz edilen ülkeler bunlar yani. Ama Türkiye'nin böyle tek bir sahnesi bile yaşanmadı. Tek bir sahnesi dahi yaşanmadı. Hatta sanal sırf olmadığı için sanal sahneler oluşturulmaya çalışıldı. Onda da başarılı olunmadı. Böyle bir felaketten söz ediyoruz. Yani bunun altından bile salim bir şekilde çıkan o askeri despotluğuyla Çin bunun altından kalkabildi. Bir de sağlığa yaptığı yatırımlarla Türkiye yani Cumhurbaşkanı'nın kendisi bu şeyin altından kalkabildi yani. Sadece pandemi için bunu söylüyoruz ha.
Trump'ın, yani dünyanın süper gücünün başının en tepesindeki adamın açık, aleni bir şekilde sizi ekonomik olarak ezeriz, size savaş ilan ediyoruz denilen bir handikapı atlattı yani. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurdum. Hani halkın yanına gidiyorlar ya, soğan işte 35 lira olmuş, şu an artık 5 lira 90 kuruşa inmiş. Yani o hani o çok güvendikleri soğan da onların kursaklarında kaldı diyelim. Halkın yani bunların hepsini görmeyeceğini zannediyorlar. Yani hani diyorum ya, 1920'lerde kalmışlar bunlar da, bir türlü oralardan kurtulamıyorlar. Yani onlara göre halk dünyanın hepsini kuşatan bu pandeminin ekonomiye darbesini anlayamayacağını zannediyor. Düşün ki normal bir konteynerin gidiş gelişi, yani navlun hesapları yapılırken bile 4000 euro civarında, 4000 dolar civarındaki bir şey, sırf o pandemi dolayısıyla olan aksaklık dolayısıyla 14000 dolar, yani yaklaşık 3-4 katına çıkmış bir şeyden söz ediyoruz. Halk bunu görüyor. Halk bunu, kendisi bunu yapıyor zaten. Onlar ise halkın bunu göremeyeceğini zannetti. Evet. Ve buna güvenerek adım attılar. Buna güvenerek zaferlerini çok erken ilan ettiler yani. Evet. Şimdi tabii Can Ataklı diye bir gazeteci. Sözde gazeteci. Çık dedi ki ya bu Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük afet, yani çok büyük sarsıntılar, depremler olması lazım. Öyle diyor, 1000 kişi, 2000 kişi değil, çok kişinin öleceği depremler olması lazım dedi. Oldu. Oldu. Yani olman lazım dedi. Türkiye tarihinin en büyük depremi, hatta dünya tarihinin kaydedilmiş en büyük depremi oldu. En büyük depremi oldu. Yunanistan'ın ekibinin başındaki adamın ifadesiyle Yunanistan'ın tamamı yerle bir oldu yani. İngiltere'nin yine aynı şekilde. O da o civarda aynı şekilde. Şimdi hatta Kandil'deki bir Mustafa Karasu muydu bir tanesi, oradakilerden bir tanesi, ya bu kadar deprem oldu Erdoğan hala gitmiyor gibi bir ifadesi de var. Yani bu kadar büyük bir deprem. Pensilvanya'daki de ben bu kadar dua ediyorum bir türlü ölmüyor diyordu yani. Bir türlü ölmüyor. Şimdi bu kadar büyük bir yıkım, yani devasa bir alan, binlerce bina, şimdi korkunç bir şey yani, aklın alamayacağı, tahayyül edemeyeceği kadar büyük bir yıkım. Fakat tamam, ilk başlarda bu kadar büyük bir yıkıma hiçbir devletin anlık yetişmesi, hiçbir gücün, hatta bütün dünya bir araya gelse belki de yetişemeyeceği bir büyük bir yıkım. Ama buna rağmen toplumun anında, yani bütün sivil çevrelerin, fakat bütün demeyeyim, orada şöyle bir istisna düşeyim, İslami hassasiyeti olan ve işte... Yani halk olarak kalabilen... Tarikat, cemaat veya bireysel olarak, yani imanından kaynaklı endişesi olan... Vicdanı olan... Anında harekete geçti. Ani bir refleksle sahip çıktı. Yaraları sarmak için koştu. Gerçekten hükümetin de AFAD ile, Kızılay ile veya işte vakıfları desteklemeyle, vakıfların bizzat kendisiyle, derneklerin bizzat kendisiyle koşturduğu bir afet oldu. Şimdi çok da uzun bir zaman geçmedi. Yani 2 sene olmuş değil. Yani şurada birkaç aylık bir olaydan bahsediyoruz. 3 aylık. Evet. Şimdi halk şöyle demedi ya. Ya bak işte, bizi şimdiye kadar ihmal ettiniz. Evimizi kontrol etmediniz. Tuttunuz bu işte fay hatlarını işte rastgele şey yaptınız. Yani konutları incelemediniz filan. Biz mevi kıldık. Suçlamadı toplum. Yani veya nerede bu devlet deyip de aşırı derecede bir şeye de kapılmadı. Neredeydiniz gibi, evet yer yer bazı sistemler, şikayetler yükseldi ama deprem istedikleri etkiyi oluşturmadı. Hatta aksi, yani benim kanaatime göre aksi yönde. Çünkü böyle, kusura bakmayın hocamdan. Estağfurullah. Beraber konuşalım. Şimdi normalde böyle bir ortamda, yani doğal olarak yani aksaklıkların çok olması gerekiyordu ve dolayısıyla yani acısı, yüreğinde ateşin düştüğü yeri yakanların, yani yeri yananların daha doğrusu
bir refleksle hükümete bir tepki göstermesi gerekiyordu. Doğal bir tepki göstermesi gerekiyordu. Ama tam aksi oldu. Yani devlet, yani hükümet ve halkın bir olduğu, bir olduğu zaman da büyük felaketler ne kadar büyük olursa olsun, hükümet, devlet ve halk bir olduğu zaman o felaketleri çok rahat atlatabileceğini halk gördü. Bundan önceki hükümetler, bundan önceki devlet ile halk bir değildi. Tam aksine halk kendi mecrasında akıyordu, devlet kendi mecrasında akıyordu. Ve bundan dolayı da kendisi ikisi arasında bir sinerji, yani bir yardımlaşma söz konusu olmuyordu. 17 Ağustos depreminde biz bunu rahat bir şekilde gördük. Ne devlet devletliğini yaptı, ne halk üzerine düşen yükümlülüğü hakkıyla yerine getirebildi. Şimdi halk bu felakette bunu gördü. Dolayısıyla böyle bir hükümetle devam edilmesinin, yani halkın inancıyla barışık, hatta o inancı ilerletme yönünde projeler üreten hükümetle devam edilmesinin çok çok daha iyi olduğunu bu felaketle de aslında gördü ve bence müspet yönde etki yaptı. Burada ben hükümetin aciz kaldığını, yani daha doğrusu noksan kaldığını gördüğüm bir yer var. O da bu felaketin ana nedenlerinden bir tanesi CHP'ydi. CHP'nin özel olarak o kentsel dönüşümün önüne takoz olma gayretini bence hükümet medyası iyi işlemedi. Hatta biz de bence iyice iyi işlemedi. Çünkü nerede kentsel dönüşümle ilgili bir proje hayata geçirilmeye çalışılsa, ki bizim mahallemiz de aynı şekildedir, hayata geçirilmeye çalışılsa illaki bunlar sadece gelip takoz oldular. Yani değil o projenin eksikliklerini giderme yönünde bir çaba içerisine girmediler. Sadece takoz olmaya çalıştılar. Bence İslami kesimin, yani hükümet ve hükümetle beraber hareket edenlerin en noksan kaldığı noktalardan bir tanesi bu noktayı iyi işlemediler. Yani şu an ölen 40-50 bin insanın ana sebeplerinden bir tanesi CHP'nin ve CHP ile beraber hareket edenlerin o projelerin önüne sadece takoz olmaya çalışmalarıydı. Yani biz bunu iyi işlemedik işte. Yani. Peki. Görüntüler var. Mesela CHP'nin Hatay Belediyesi İskenderun'da aynı şekilde belediye başkanı çıkıyor. Kentsel dönüşme karşı hükümetin karşısında olduklarına dair protesto gösterileri düzenliyorlar. Bu görüntüler yayınlanıyor. Yani biz bunları işlemedik işte yani. Buna rağmen kalkıp hükümeti suçlayan ifadelerle Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine baktığımızda halk bunu kıyaslıyor. Yani geçmişte aslında sen buna karşı durdun. Erdoğan işte kentsel dönüşümü yapalım diyordu. Halk bunu kıyaslıyor. Sonra 99 depreminde yani o dönemdeki yöneticilere baktığımızda, yani açıklamalarına baktığımızda bir hafta boyunca devletin deprem bölgesine gidemediğini, enkazı kaldıramadığını hatırlıyoruz. Biz de bu bölgedeydik. Ama buradaki durum çok farklı. Mesela 99 depreminde ben hatırlıyorum, hırsızların gidip binaların altında kalan kadınların kollarını kesip bileziklerini çaldıklarına şahit olmuşlardı bazıları. Şimdi burada deprem enkaz kaldırılıyor, arama kurtarma çalışmaları yapılıyor, özel hareket bekliyor başında. Hırsızlık olayı olmasın, bir kaos ortamı oluşmasın. Ve yani bir iki üç gün işte AFAD'ın biraz gecikmesinin bir sebebi, evet orada devlet biraz gecikti, doğrudur. Ancak şöyle bir sistem dediklerine göre işliyor. Yani ben de tam bilmiyorum ama mesela diyelim işte Adıyaman'da olduysa Malatya oraya yardıma gidecek. Kahramanmaraş'ta olduysa Hatay oraya gidecek. İşte bir Diyarbakır'da olduysa Şanlıurfa gidecek. Şimdi 500 atom bombası gücünde bir deprem ve 11-12 ili kapsayan büyük bir alan. Dolayısıyla o bölgelerdeki AFAD ekiplerinin çoğu zaten enkaz altında kalmış. Bütün malzemeleri, işte binaları açıkladılar. Birçok kişi de zaten vefat etmişti AFAD yetkili şeylerinden, personellerinden. Dolayısıyla halk bu kıyası da yapıyor. Bu kıyası yapan halk bakıyor deprem sonrası 2 yılda evlerinizi tamamlayacağız diyorlar. Ve köy evlerini 1 ayda teslim ettiler. Şimdi 1 ayda teslim etmek, yani gerçekten bu ev, yani sonuçta bir çarşıdan gidip de bir pazar yapmıyorsun. 1 ayda bir ev tamamlıyorsun ve teslim ediyorsun. Konteynerde kurmuyorsun. Yani. Tabii. Ev yapıyor. Ev yapıyor.
Peki. Gelecek hafta seçimden sonraki programa denk geliyoruz. Çünkü pazar günü inşallah seçim var. Artık son viraj. Yani bu hafta son. Yani İstanbul seçimin sonucunu belirlemeye çok büyük etkisinin olacağını herkes söylüyor ki siz de vurguladınız. Umarız aklı selim galip olur. İnşallah gelecek i̇nşallah. programımızı şükür secdesine kapanarak açarız inşallah. Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bu akşamlık da bu kadar. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.